Ben çok konuşmayacağım. Bugün çok değerli arkadaşım, kardeşim, ismiyle müsemma bir kardeşimiz Cengiz Topel Yıldırım kardeşimiz. Kendisine İYİ Parti adına Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını ve inşallah belediye başkanlığını teklif ettiğimde, arkadaşlarımla istişare edip bu teklifi götürdüğümde hiç sektirmeden tabii ki Ankara'ya hizmet etmek benim için bir görevdir, benim için bir şereftir dedi ve kazanmak üzere bugünden itibaren yola çıkıyor. Aramıza hoş geldiniz. Ankara'yı inşallah İYİ Parti'nin kazandığı, Cumhuriyetimizin baş şehrini İYİ Parti'nin kazandığı ve iyi belediyeciliğin uygulandığı, sonra da 2028'de iktidar olmamızda, İYİ Parti'nin iktidar olmasında ve Cumhurbaşkanı adayını şudur dediğimizde onun seçildiği bir vasatın, bir sistemin ve bir iddianın oluşmasında yolbaşçısı olacağınıza duyduğum, başrolde olacağınıza duyduğum güvenle, inançla sizi buraya davet ediyorum. Önce şeyi takacağım. Buyurunuz. Pardon. Benimkinden veriyoruz. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Sayın Genel Başkanım, kıymetli arkadaşlarım, Cumhuriyetimizin 100. yılında Ankara'mızın Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına layık görülmek benim için hem tarifsiz bir onur hem de büyük bir mesuliyettir. Zira Ankara, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimizle beraber yürütülen istiklal mücadelemizin karargahıdır. Kurtuluş yolunda en hayati kararların alındığı bu karargâhtan Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlığı bütün dünyaya haykırılmıştır. Anadolu'daki birçok uygarlığın uğrak ve kavşak noktası olan Ankara, Kurtuluş Savaşı'nda üstlendiği bu rolle de milli merkez konumuna gelmiştir. Kısacası Ankara tarihtir. Ankara Anadolu medeniyetlerinin bizzat kendisidir. Ankara milli mücadeledir. Ankara Türk modernleşmesidir. İşte böyle bir kentin yönetimine talip olmak her şeyden önce yüksek bir sorumluluk bilinci ve vizyon gerektirir. Ancak unutmamalıyız ki siyasetçilere ve yöneticilere sorumluluk yükleyen yalnızca tarih ve geçmiş değil, aynı zamanda içinde bulunan dönem ve dönemin şartlarıdır. Modern dünyanın imkan ve şartlarına baktığımızda Ankara'nın ve Ankaralı'nın sinesine düşen kocaman bir hayal kırıklığıdır. Ankara hak ettiği yerde değildir. Ankara adına, şanına, rütbesine ve mazisine yakışan bir konumdan fersah fersah uzaktır. Tam bir asırdır ülkemize başkentlik yapan Ankara, mevcut potansiyelini bir türlü harekete geçirememiştir. Örnek kentleşmesiyle, yüksek teknolojiye dayanan sanayisiyle, turizm çeşitliliğiyle, gelişmiş metro hatlarıyla, birbirine entegre ulaşım ağıyla, istihdam olanaklarıyla anılması gereken Ankara, ne yazık ki durağanlığın kenti olmuştur. Ankara'ya memat gelmemiş, fakat hayat Ankara'dan gitmiştir. Son 30 yıla baktığımızda Ankara'mız ziyandadır. Yaklaşık 25 sene uçuk projelerle enerjisini, kaynaklarını tüketen Ankara, son 5 yılda ayağa kalkacağına tembellik ve ihmalkarlığın pençesine düşürülmüştür. Ankara her fantaziyi proje zanneden bir zihniyet ile her projeyi fantazi olarak gören bir atalet arasına sıkışmıştır. Bu iki çarpık zihniyet Ankara'yı mağlulen emekli bir başkente çevirmiştir. Birincisi hoyratlığın temsilcisidir ve Ankara'yı tarumar etmiştir. İkincisi ise hımbıllığın tezahürüdür
ve iş yapmaktan kaçıp Ankara'yı imar edememiştir. İşte bizim yerel yönetim anlayışımız. Bu ifrat ve tefritin tam ortasındaki makul istikameti temsil etmektedir. Biz hızla gelişen dünyaya ayak uyduramayan bu vizyonsuz ve vasatın altındaki belediyeciliğe karşı bambaşka bir belediyecilik vaat ediyoruz. Biz al birini vur ötekine dedirtmeyen bir yönetim anlayışını temsil ediyoruz. Umuyorum ki hemşerilerimizin destekleriyle 1 Nisan sabahında kolları sıvayıp bambaşka bir Ankara için ya Bismillah diyeceğiz. Bu temenniyle sözlerime son verirken diğer aday arkadaşlarımıza, adaylıkları belli olan diğer Ankara için belediye başkan adaylarımıza başarılar diliyorum. Ve sonucunda iyi olan kazansın diyorum. Diğer taraftan Ankara vizyonumuzu ve şehrimize dair plan, program ve projelerimizin detaylarını yapacağımız geniş, kapsamlı bir lansmanla yakında da hemşerilerimizle paylaşacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, evet, evet. Arkada kameralar geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Hayırlı olsun.